hitap edelim diye. Arkadaşlar bir fotoğraf vardı Yusuf Alemdar'ın paylaştığı. Evet, il başkanıyla birlikte. Evet. Attığı bir tweet. Yusuf Alemdar orada altyazı tam uyuyor. Dün başka, bugün başka. Dün il başkanıydı, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yusuf Alemdar. Çok önemli bir şeydi işte. Evet. Doğru ama siyaset dün başka, dün... Tam oturdu yani. Fotoğraf değişti, yazı oturdu. Doğru, bugün başka, aday adayı büyük. Bravo Rayı Fugan. Konuşabilir miyim? Yusuf Alemdar bugün ilk kez resmi olarak il başkanlığına giderek Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğunu deklar etti, anlattı. İl başkanıyla fotoğraf verdi. O arkadaşlar bir büyük fotoğraf daha var. Onu verme şansınız var mı? Yanında Serdivan ilçe başkanı Burak Erken de var. Burak Erken, Yusuf Aldızoğlu vardı eski Yeşilkola başkanı. Evet. Yanına doğru görün değil mi? Yusuf Aldızoğlu tam, evet. Evet. İl yönetimde, pardon Serdivan ilçe yönetimde. Yusuf Fazıl Serdivan Coşkun Koşubaşı da gene Serdivan ilçe başkan yardımcısı diye biliyorum. Evet, öncelikle Serdivan ekibiyle gidiyor yani. Yani Serdivan ekibiyle burada. Tam Serdivan ekibi. Yusuf Alemdar'ın resmi olarak adaylığına başladığı gün bugün. Evet. Büyükşehir için. Önce bu konuda yorumlarınızı alalım. Raif abi senden başlayayım buyurun. Şöyle. kamera geçti. Raif abi ilk sözü almak istedim. İşin aslı. Mesela ben Yusuf Alemdar'ın ilk bu aday adaya hani resmi olarak açıklama kısmına işte bir şehir merkezinde işte alışveriş açılışları falan yolda yürürken neyse bir gazeteci arkadaşımız Hüseyin abinin de yakından tanıdığı bir gazeteci arkadaşımızla ben adaydım. Sokak diye. İsim var bir gazeteci arkadaşımız. Açıklamıştı. Sokak Eldo. Fuat Koçer. Bizim üyemiz Sokak Eldo da açıkladı. O da açıklamıştı. Ben açıkçası Yusuf Alemdar gibi siyasetin duayeni bir isimden böyle bir açıklamayı kişileri katarak ben de olabilirdim. Safa da olabilirdim. Hüseyin abi de. Doğru bulmadığımı ifade edeyim. O tweet atmışım bununla ilgili zaten. Ben buraya gelirken baktım bir tweet atmışım. Evet. Anlattığımla ilgili. Evet, onu söylüyorum. Ben doğru bulmadığımı ifade edeyim. Bu ama parantez içinde bana da yapsa, Safa'ya da yapsa, Cumala da yapsa yani o arkadaşın gazetecilik başarısını küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani doğru bulmuyorum. Adaylığı sokakta açıklaması. Hayır, yani mı? Mesele o değil. Yanlış anlamasın yani. Sonuçta bir iş yapmış herkes. Atlatmış özüne baktığı zaman. Sormuş. Haberci olarak baktığında ne oldu? Çünkü onun bir şey olmadı, reaksiyon olmadı o şeyin. Yani sen aday aday olacaksın ya da böyle bir düşünce varsa basın toplantısı yaparsın, bütün medyayı alırsın karşısına, açıklamak ise düşüncen evet. O süreçte yapabilirsin. Ben o tercihi doğru bulmadım kendi adıma ama Yusuf Alemdar da belki başka bir şey düşünmüştür ya da işte o heyecandan çünkü hepsi heyecanlı sonuçta. 80 bin güzel, haklı olsun. 80 bin. Yani olabilir. Bugünkü ise bir siyasi manevradır baktığı zaman. Çünkü hem il başkanlığı yapmış bir isim Yusuf Alemdar yıllarca başarılı da bir il başkanıydı. Hem de aday adayı olduğunu artık resmen X hesabından Twitter'a da o kadar ulaştık ki X hesabından X değil mi doğru söylüyorum evet. X hesabından aday adayı X ziyaretimi il başkanı Yunus Sever'e yaptım şeklinde. Yani bu minverde bir açıklama da bulundu. Bu şekilde de o şeyi yani rüzgar mı denir, hava mı denir bilmiyorum neden onu sağlamış oldu. Dediğim gibi iki doğru bulmadım. Bunu doğru bir siyasetten nezaketli, güzel bir hamle olarak da bunu bulduğumu söyleyeyim yani. Sefa sen nasıl değerlendiriyorsun? İlk önce bu ama yorum yapmadı ki. Şeyi anlattı, süreci anlattı. Bu bir yorum yapmak istemiyorum. Hakikaten o kadar neye koyarsın? Üstad'a söz istedim. Sen süreci anlattın yani. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Tamam da adam onu yapmış oldu. Ne var bunun? Sen niye şey yaptın ki? Ha ben bana da garip geldi. Ben Fugan'dan bir yorum bekledim. Ben bana da garip geldi ama kendi karardı. Adam süreci anlattı. Tweet attı dedi. Tamam. Şöyle oldu, böyle oldu. O kadar. Ben saygı duyuyorum sana. Buna cevap veriyorum. Bir şey demiyorum. Yorum beklerken. Ben herkese söylüyorum. Abi sen niye herkese tahakküm altına alıyorsun? İstediği gibi konuşabilir ya. Yorum yapmak istemiyorsun. Ay kötü bir şey demedim ya. Niye benim her lafım batıyor? Bu zaten genelde kentte herkese batıyor. Ben bir şey yazıyorum. Abi herkes tepki gösteriyor. Abi ben böyle yazıyorum. Arkaya bakıyorum 30 kişiden yalıyor. Adam da böyle konuşuyor işte. Hayır. Arkaya bakıyorum 30 kişiden yalayan köşe yazıyor veya haber yapıyor. Ama benimkine takılıyorlar. Ben kötü bir şey demedim. Şimdi burada yorumluyoruz ya biz.
Adam süreci anlattı. Öyle oldu, böyle oldu, öyle oldu, böyle oldu. Yorum yok. Onu söylüyorum. Niye ben abi? Yorum bekliyordum onda. Tamam. Benim Rayf yorum yapmak için şeyim var. Falan filan. Rayf abi yorumladı işte. Söyledim. Dedi, yorum sokakta açıklamasını beğenmemiştim. İl başkanlığında gidip orada ziyaret etmesi açıklaması güzel, yerinde bir hareket dedi. Bitti. Yorum işte bu. Ben sıramdan feragat edip... Sen de bekliyorsun. Nasıl bir yorum ben bekliyorsun? Ben sıramdan feragat edip... Sen mi yorumla görelim o zaman? Sen mi yorumla görelim abi? En son ben söylüyorum. Hüseyin Cumalı yorumluyor. Giriyor Hüseyin Cumalı'ya. Evet diyorsunuz ya. Ya olay şu. Zaten açıklamasını yapmış Sokak 54'te. Dikkat et. Oradaki... Sen şimdi yorumluyor mu, reklam mı yapıyor? Bir dakika. Oradaki espri ne biliyor musun? Evet. Serdoğan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu geldi Adapazarı'nda gezerken açıkladı. Bu bir mesaj yani. Orada esnaf ziyareti de yaptı. Ve geldi açıkladı. Bu ne? Ya zaten orada sahaya indiğimiz. Aslında orada da Sokak 54'te de malumun ilanını yaptı. Herkes biliyordu ama tabi ağızdan çıkan. Bu tabi şimdi daha ciddi oldu. Daha ciddi oldu. Sonuç itibariyle Yusuf Alemdar asılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. 3 tane isim var asılan biliyorsun. Ekrem Müce zaten. 4 tane diyor. Ya Rüstem Keleş de geçiyor ama o Serdoğan o bir yani tam oturmadı o. Hı-hı. Bunlar 3 şu anda net. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Müce, Serdoğan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran. Rıdvan Duran. Tamam mı? Zaten bunlar asılıyorlar. Şimdi Yusuf Alemdar sahaya indi. Sağlığa çalışmaya başladı zaten. Şöyle Sefa onun güzel örneğini verdi. Zaten Ankara'yı çağırdılar. Ankara'da konuştular. 3 dönem yok dediler. Yusuf Alemdar geldi ayağın tozuyla bir gün sonra Sokak Öldürü'nü açıkladılar. Yani çalışıyor Yusuf Alemdar. Ha, il başkanı nezaketen böyledir. Doğru da yapmış. Hani orada Raif Ugan doğru da diyor. Ne olur? Abi şimdi önümüzde çok çetrefilli bir yarış var yani. Ben şunu da biliyorum. Bilmiyorum arkadaşlar düzelsinler. Benim bildiğim en geç Kasım 25'e kadar da Büyükşehir açıklanacak. Ve Büyükşehir'le ilgili anketlerin de bittiğini biliyorum ben. Yani AK Parti geldi. AK Parti anketlere çok önem veriyor. Daha iki akşam önce beni aradılar. Bak anketlerde bitti diye biliyorum. Abi. Ben o haberden sonra birine zararını tahmin ettim. Şöyle bir daha yapabilirler. Şimdi şunu da söyleyeyim ben. Ben hafta içi Halk 54'te bir köşe yazdım. Karasu ile ilgili yazdım. Arkadaşlar bölmez hızlı geçelim. Karasu ile ilgili yazdım. Dedim ki Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı. Ben bir gazeteci olarak oy da vermiyorum İshak Sarı. Beğenmiyorum. Ali İhsan Yavuz dedim. Sen dedim seçim işlerinin sorumlu genel başkan yardımcısın. Dolayısıyla bir ilçede bir isim seçerken dikkat edin bir ilçenin 5 senesiyle oynuyorsunuz. Vebal dedim. Vebale girmeyin dedim. Ben burada şunu demek istedim. Ya yani büyük gazeteci olarak ben bunu beğenmiyorum. Tamam mı? O hangi ilçe olsa olsun ilçelerde seçerken dikkat edin. Çünkü büyükşehir demiyorum. Niye büyükşehir? Çünkü direkt Cumhurbaşkanı'nın birçok etkene bakarak şey yapıyor. Ve Ali İhsan ben İstanbul'a gittim. İstanbul dedim. Mısır çarşısındayken Ali İhsan Yavuz beni aradı. Sağ olsun Raif Ugan da şirinlik yapmış orada. Etiketlemiş beni şeyi. İşte Hüseyin Cumal ne diyor falan. Ali İhsan Yavuz aradı beni. Ali İhsan Yavuz'la konuştuk. Önce söyleyeyim. Yani bizim arkadaşlar teşekkür etti. Özellikle 106 yataklı hastanede ki biliyorsunuz Ali İhsan Yavuz'un hep hakkını veririz hepimiz. Evet. O hizmetlerin gelmesi, 1000 yataklı hastanenin gelmesinde, Allah adliye Allah binasının bina gelmesinde. Ali İhsan Yavuz, yani son 3 yılında ben çok beğendim çalışmalarını. Onları da çok eleştirdiğim oldu ama şeye gelelim. Dedi ki bu Karasu ile ilgili gelelim. Hüseyin Cumal dedi şunu sana söyleyeyim. Ben dedi eğer dedi vebal diyorsun ya dedi. Babam ya da bir yakınım çıksa dedi, ben dedi hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem partinin bana yüklediği o sorumlulukla beraber hareket ederim. Dolayısıyla doğru söylüyorsun, ben de bu vebali biliyorum ve vebale uygun dedi hareket ediyoruz. Yani katiyetle o bu değil ve özellikle de anketlere bakıyoruz dedi. Bak özellikle de anketlere bakıyoruz. AK Parti olarak. Tabii sadece anketlerle bitmiyor. Bunun birçok dinamiği var yani AK Parti'de. Bunun milletvekilleri var, Büyükşehir Belediye Başkanı var, ilçe belediye başkanları var, kadın kolları, gençlik kolları var. Yani birçok donayı alıyorlar ama AK Parti ulusal basından da ve ulusal basın yorumcularına dikkat ediyor. Anketlere çok önem veriyor. Dolayısıyla şimdi sahada toplarsak, Yusuf Alemdar sahaya indi. Zaten Ekrem Yüce sahada.
Bir Rıdvan Duran'ı göremiyoruz. O da şimdi icraat alacak aday olması için. Çalışmaya başladı. Yani bundan sonra Yusuf Alemdar'ı sık göreceksiniz. Anketlere önem veriyorlar. Yusuf Alemdar ve ekibi sahada işte Burak Erken bilmiyorum o da arkadaşlar diyorlar ya burada Serdoğan Belediyesi'ne aday olabilir. Bilmiyorum. O daha onunla ilgili bana bir şey gelmedi. Onunla bir kıstas koymayayım. Ne yapar bilmiyorum Burak Erken ama dolayısıyla bundan sonra daha çok sık göreceğiz. Ama şunu da söyleyeyim. Hazır Serdoğan Açalı, Yusuf Alemdar'ı konuşuyoruz. Ekrem Yüce zaten doğal aday. Yani adam 5 senede yani Büyükşehir Belediye Başkanı. Adam zaten sahada. Bir de tahammüller gereği ilk 5 senede bırakılan, yol kazası yoksa bırakılan bir Büyükşehir Belediye Başkanı da yok yani. Yani şu anda ben şeyi Ekrem Yüce'yi şanslı görüyorum. Yani birçok şey var. Geçen hafta içi gittiler raylı sisteme. Çok güzel bir tablo yaptılar orada. Hı. Aslında bizim işte bak ben hep burada vurguladığım olay bu. Bak bütün milletvekilleri orada. İl başkanı oraya. Bana böyle gelin işte. Bana böyle gelin şapka çıkartayım. Herkes orada. Gidin Ankara'yı kopartın gelin. İşte ben eleştirdiğim zaman zaten diyorlar ki ya benim arkadaşlarım yok. Ben inandığımı yazarım abi. Kim kırılsa kırılsın. Evet. Sakarya için çok güzel bir sene şeye gittiler. Ulaştırma Altyapı Bakanı'na gittiler. Uraloğlu'na gittiler. Çok güzel bir tabloydu orada. Dolayısıyla Ekrem Yüce'ye ben şanslı görüyorum. Yol kazası yok. Yaptıkları var. AK Parti tahammüllerine göre birinci dönemi birçok şeyi var yani Ekrem Yüce'nin. Ekrem Yüce benim için şu anda bu konjonktüre baktığım en şanslı aday. Yusuf Alemdar şanssız demiyorum. Bu Cumhurbaşkanı takdiri artık. Burada soru işareti Rıdvan Duran'da var. Kamuoyu şunu merak ediyor. Tamam Yusuf Alemdar çıktı gördük onu. Ekrem Yüce zaten doğal aday. Onda da sıkıntı yok. Şimdi millet şeyi bekliyor. Üç aday dedim ya. Rıdvan Duran ne olacak? Rıdvan Duran şöyle bir şanssızlığı var bana göre. Geçen programda söyledim burada. Rıdvan Duran şu anda bakan yardımcısı olarak çok tecrübeli. Ve orada yeni bir bakan var. Yani Rıdvan Duran'ın ben oradan bırakılacağını düşünmüyorum. Bakana hani tabiri destek caizse, anlamında. Destek olsun. Kötü anlamda demiyorum. Olsun. Tabii yani tecrübeli orada. Bakan yardımcısı Rıdvan Duran tecrübeli. Hı. Yani bakanlığa sen hizmet katkıda bulunan önemli de bakanlık yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı önemli bakanlık. Evet. Rıdvan Bey sen devam et diyebilirler. Belki bundan sonraki bakan olabilir. Belli de olmaz. Rıdvan Duran yaşı da genç. Bence evet. Bir dönem daha devam etsin. Ondan sonra ne yapar bilmiyorum. Rıdvan Duran'a ben çıkar çıkmaz onu bilmem. Ama Rıdvan Duran Cumhurbaşkanı'nın icazet almadan çıkamaz. Onu sana söyleyeyim. Ve şu anda şey oldu aday adayım diyemiyor. Ne olacağı belli değil. Hı. Ama tabii siyaset bu. Yani Ekrem Yüce'yi biliyorsun 5 sene önce bir anket yaptılar. Ekrem Yüce çıktı. Masaya geldi. Ekrem Yüce tak aday oldu. Anketlerde çıktı. Ekrem Yüce abi bak Ekrem Yüce şunu söyleyeyim. Ekrem Yüce'nin ben geçen seçimlerde anketlerde çıktığına falan inanmıyorum. Yani. Ya sen inanma. Şöyle bir şey var. Yani. Abi bak AK Parti anketleri önemsiyor. Anket dediğin ne? Sağlıklı yaptığın zaman bak anketleri sağlıklı yaptığın zaman halka soruyorsun. Kimi tanıyorsun? Ne istiyorsun? Abi anketler çok önemli. Son anketlerden haberin var mı? Hiç baktın mı biliyor musun? Senin? Ben son anketlerde Ekrem Yüce'nin en son 70-72'lerde çıktığını nereden biliyorum. Nereden görüyorsunuz bu anketleri? Yok sordum sadece. Abi bu kulis bilgisi. Bana geliyor anket için aradılar sordular da ben hiç kimseden anket... Şunu ya söyleyeyim. Ben kulislerde siyasi kulisler hakikaten iyiyimdir. Bana hiç bir tane anket sorusu gelmedi. Arkadaşlar şimdi... Ben de hiç görmedim. Hiç gelmedi yani. Ben... Anket sonucundan bahsediyoruz. Şimdi... Ha Cumalı abinin iddiası bana mantıksız mı geliyor? Mantıklı geliyor. Ayrı konu. Şunu söyleyeyim. Ekrem Yüce tabii ki birinci çıkması. Ama bana gelmedi daha sonuç. Anketlerle ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi anket var. Eğer İşte CHP, AK Parti veya MHP ilgili partiler anket yaptık. Ben birinci parti çıktım ya da oyumu şu kadar arttırdım. Ben buna şüpheli bakarım anketler. Zaten hep söylemişimdir. Ama parti içi mesela CHP de yapsa, CHP'nin kendisi yapsa inanırım. Veya MHP'nin kendisi yapsa inanırım. Parti içi anketler farklı. Yani parti içi anketlerde adamı kimi görmek istiyorsun? Burada bir yani partiyi parlatmıyor adam. Anlatabiliyor muyum? Ama öbür türlü anketlere bakıyorsun. Hiç alakası olmayan tamam, parti. Biz onu sormuyoruz. Parti içi anketler sana nasıl ulaşıyor? Arkadaşım şimdi bu ikili ilişkiler. Sana ben bir soru sorayım. Vay arkadaşım. Bir dakika pandemide hiç kimsenin alamadığını sen alıyordun. Pandemide
bakanlık açıklaması lazım olan rakamları Sakarya'da iyi yerden geldi. İyi yerden geldi. Pandemide ben hatta diyordum. O gazetecilik başarısı. Bu ne? Şimdi pandemini açıklıyordun sen burada. Ben diyorum sana ya bunlar nereden oluyor? Bakanlık açıklamadan Sakarya ilçelere göre tamam mı? Koronavirüs tablosunu açıklıyordunuz burada. Hatta biz fotoğrafı canlı yine fotoğraf çekiyorduk. Haber yapın diye bir şeyler atıyorduk. Aynen de biz burada fotoğraf çekiyorduk. Sen bizim ekipler atıyorduk gezicilere. Aman hemen halk geldi öne gir. Biz onlara sorgulamadık. Ya bu gazetecilik, bu ikili ilişkiler. Şimdi bu asayişte de böyledir. Polisten ben bütün her şeyi alırım. Ya örnek sen alamazsın. Bu ikili ilişkiler. Güven meselesi. Bizim de Ankara'da tanıdıklarımız var. Ya da başka yerde tanıdıklarımız var. Tamam, AK Parti'ye yakın bir adamım diyorsun yani. AK Parti, abi ben sabah kaç Sakarya mı abi diyeyim ya? Ben AK Partililiyim ama bırak o kadar olsun bak. Ben AK Partili değilim ama ben sabah kaç Sakarya mı abi diyeyim? Bırak o kadar olsun. Ben AK Partiliyim, söyleyebilirim onu o zaman. Aa, şöyle zaman. Sefa da AK Partili. Yok benim siyasi partim yok abi. Nasıl? Şunu anlat bak. Ben gazeteyi bıraktıktan sonra olabilir de şu anda aktif bir üyeliğim yok. Olabilirsin canım, olmayabilirsin, onda problem yok. Verdiğim bir oy var onlar için. Ben hiçbir partili değilim. Rahim abi sen bir üye misin AK Parti'ye? Tabii canım 2013-14'ten beri yani. Ha üyesin yani. Sen de AK Partilisin. Ben bunda tekim ha. Sen bunu... AK Partilisin. AK Partili mi değil misin? AK Partilisin. AK Partili değilim ben abi. Ya, üye ben. Değilim ben. Üye değilsin ama AK Partilisin. Şunu söylemek gerekiyor. AK Parti'yi severim. Bak bir AK Partili, iki AK Partili, üç AK Partili. İnkar edilir, üç AK Partili. Abi, ben abi, AK hiçbir Partili partim yok. Bak, ya bir şey diyeceğim Hüseyin abi. Ne CHP'liyim, ne MHP'liyim, Hüseyin... ne AK Partiliyim. Çok özür dilerim. Ya inkar et abi, sıkıntı yok ki. Çok özür dilerim de. Ha, ben buna saygı duyuyorum. Çok, abi, çok yani. Ya bir şey söyleyeyim. İnkar et, bir şey demiyorum. İnkar et abi, bir şey demiyorum. Hüseyin abi bak şunu söyleyeceğim. O diyerek bir insanı cümleyi sarf ettikten sonra o insana bir şey söylemesi çok bir şey ifade etmiyor. Ben mesela... Niye ben kanun muyum ya? Abi hayır bana, bak bitireyim arada, bitireyim. Bana AK Partili diyemezsin ya. Ben AK Partili... Hakan abi bir bitirebilirim. Sen var ya bunlar için en koyuşsun. Bak ben Recep Tayyip Erdoğan'cıyım. Ha. Öyle diyelim. E tamam o başka. AK Partili değilim ben. Tamam eyvallah. Bir de ama, AKP'liler var biliyorsun ama, değil mi? Ama Tayyip Erdoğan'cıyım. Bir de AKP'liler var. Anketlerde burada önemli bir şey var. Konu şeye dalmasın. Şimdi 4 tane anket yaptılar. Ben söyleyeceğim. Asıl, çok çünkü saçma konuşuyorsun yani. Yayında konuşulacak şeyler değil bunlar. Olabilir abi. Ben öyle derim. Sen de dersin ki ben AK Partili. Ben o zaman ağzıma gelen bir lafı söyleyeyim. Ben öyle dedim diyeyim. Olur mu öyle şey ya? Şimdi önemli olan şu anketler kısmında. Herkesin atladığı bir nokta var. Bu çok ciddi bir bakış açısı çünkü. İlk ankette son anket arasındaki ivmeye bakıyorlar. Çünkü kimisinde bu ivme yukarı doğru devam ediyor. Emniyet anketlerinden bahsediyorum. Böyle pik yapıyor. Kimisinde iyi başladığı, ben görmedim anketleri, bilmiyorum yani öyle bir şeyim yok. Kimisi iyi başladığı anketlerde aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla bu önemli bir kriter. Bu kim bilmiyorum işin açısı. Ya şu şöyle bu böyle anlamda söylemiyorum. Genel bir değerlendirme yapıyorum. Dolayısıyla burada önemli olan o ivmenin, ivmeyi korumak da önemli. İşte stabil kalmak da bir başarı. Ama mesela pik yaparken birden aşağı inmek iyi değil mesela anketlerde. Bu da bir kriterlerden birisi değil. Doğru diyor. Doğru konu. Bu doğru. Yani sen iyi mesela AK Parti diyelim 6 ay önce bir anket yaptı. 3 ay sonra bir daha yaptı. Yani böyle biraz daha böyle. Ondan sonra pik aşağı giderse iki anket yani onların hepsine bakıyorlar. Ya abi denekte denek anketlerde kişilere soruyor. Denekler diyorlar. Yani yaş grubuna bakıyorlar. Emekli misin değil misin? Ya çok kriter var ya. Tabii tabii. Çok kriter var anketlerde. Yani o kadar çok kriter var ki. Ama ben partilerin benim şu kadar oyun var anketlerine inanmıyorum ama parti içi anketlere inanıyorum. Çünkü adam kamuoyunu kandırmıyor. Kendini mi kandıracak? Ama burada tabii sonuçta büyükşehir için konuşacaksak Sayın Cumhurbaşkanı karar verici olacak burada tüm büyükşehirlerde olduğu gibi. Dolayısıyla onun işte bütün indeli olduğu gibi Sakarya'daki işte başkana bakış açısı kimi şey yapacaksa son derece önemli tabii. Burada ifade edelim. Kesinlikle. Ya. Çünkü ilçelerde... Ben de şu an hani şu aday önde, şu aday arkada diyen kimseyi kale almıyorum. Niye kale almıyorum? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın ajandasında şu an kimin yazdığını kimse bilmiyor. Çünkü bilmiyor, bence o yani birçok yani yerde kararını son vermiştik. Anda da, son anda da değişti. 5 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır. Değişti bu arada. Bu adam Cumhurbaşkanı seçilmiş 3, kaç tane? 4 tane belediye başkanı görevden aldı ya. Seçilmiş bu adamlar ya. Aynen. Atanmış değil kardeşim. Adam İstanbul halkı oy vermiş. Başkanım sensin Kadir Topbaş, Melik Gökçek. Adam bak seçilmiş farklıdır ha.
Atanmış değil bu adamlar. Tabii, tabii. Ve Cumhurbaşkanı bunları görevden aldı abi. Balıkesir aldı, Bursa'yı aldı. Bir de, seçilmiş bunu... adamı görevden almak zordur yani. Seçilmiş ya. Şey büyük anlatmıştı abi. Yani mesela Çiğdem Erdoğan Atabek anlatmıştı bir programda. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı böyle bu konularda dediğim dedik şeklinde yaklaşan biri de demiş. Özellikle istişare eden, işte fikirleri dinleyen, düşünceleri bilmeyen bir yapısı varmış bu özellikle bu konularda. Şimdi AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz bu akşam bir açıklama yaptı. 3 dönem kuralı yerel seçimlerde de devam edecek dedi. Evet. Yani arkadaşa söyle inanmıyordu ya. Yok ben hala Raif Ugan'a birazdan onun için ısrarla bekliyorum. Ben geçen hafta 3 dönem kuralını çok koyu bir şekilde savundum ya. Yusuf Ziya Yılmaz'ın tweetine rağmen hala soru işaretim var. Çünkü geçen haftadan sonra aldığım bazı kulis bilgileri esnetilme ihtimalini bana gösteriyor. Uygulanacak diyor ama hala benim kafam... Bak geçen hafta nettim bu hafta soru işareti var o tweete rağmen. Genel başkan yapısı. Tweete rağmen soru işareti var Hakan abi. Bilmiyorum. Var. Ya o adam da o kadar genel başkan yapısı boşa düşmez ya. Şöyle bak geçen hafta Yılmaz bir savunucusuydum ama bir soru işareti var kafamda. Çünkü arkadaş, adaya göre bir esneme ihtimali arkadaş, olabilir. Arkadaş o bize de geliyor. Adaya göre esneme ihtimali var bize de geliyor. Özellikle işte Arifiye var mesela en çok konuşulan. Serdi var. Yusuf, mesela Yusuf Alemdar kesin gidiyor. Mesela Yusuf Alemdar'ın... İstemiyor zaten Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar öyle bir iddiası yok yani. Evet. Yusuf Alemdar'ın Ankara'ya gitmesi, Ankara'ya gittikten bir gün sonra Sakarya'da işte Adapazarı'na... Ben onun için biraz sıramı bekledim aslında en sonunda. Sokaklara çıkması. Bunları da konuşurum diye. Ona da 3 dönem kuralı uygulanacak sen artık yolunu başka... Tam öyle değilmiş abi. Tam öyle değilmiş. Şöyle ben ama genel alabilir miyim sözü? Boşa düşer mi ya? Düşmez. Bence düşmemesi lazım. Düşmez ama... Şöyle bir dakika lafı unutma. Adam o zaman şöyle atar. Bazı istisnalar hariç, bak bazı istisnalar hariç Türkiye'de 3 dönem kuralı uygulanacaktır. Bazı istisnalar da koymuyor ki adam. Evet. Direkt palas pandıraz genel başkan yapısı yok ama diyor. Ama aynı önermeye şunu diyeyim. İstisnası uygulanacaktır da diyor mu? Aynen genel seçimlerde olduğu gibi diyor. Şimdi bak uygulanacaktır. Evet uygulanacak. Mesela Karakoçan Belediye Başkanı Elazığ 3 dönem kuralına takılıyorsun. Genel İstisnası seçimlerde diyor uygulanan 3 dönem kuralının yerel seçimlerde de devam edeceğini söylemiş. Şimdi o bak yarım abi istisnasız demiyor. Bak lütfen bu şey yapmayalım. Tam olarak dediğimi anla. Evet kural uygulanacak ama istisnasız herkese mi uygulanacak? İşte bu ayrı bir konu. Buna en son geleceğim. Ha, pardon. Sefa. İstisnasız ayrıca diyorsa... bazı istisnalar olabileceğini de aktarırken. Tamam. 3 tane kuruluna yani... oldukça bağlıyız. Tamam. Hüseyin abi bak Sefa. Adamın Twitter'ı şey yapmadan. Belki 1-2 istisna olabilir demiş. Abi tamam. İsmet Özel'in bir yanlı yayınında şey var. Bülent Arış. 10 saniye bunu anlatayım. Yıllardan beri anlatacağım bir yerde. Habertürk canlı yayınında Bülent Arış'a suikast iddiaları vardı ya bir ara. Evet. İsmet Özel canlı yayında Hüseyin abi Habertürk'te. Ya son dakika gelişmesi var diyor. Bu nedir falan diyor. Spiker soruyor. İsmet Özel diyor ki düşünüyor o diyor suikast değil. Hüsnü kast olabilir ona bakmak lazım falan diyor. Adam daha hiç bilgi yok elinde. Yani şey bazı konular abi bilgileri duyduğum zaman önceden çünkü az çok kulis duydum. Yusuf Ziya'nın o tweet'i atsa bile bir soru işareti var bende. Uygulanıp esnetebilir. Şimdi şuraya geleceğim. Arkadaşlar il başkanlığındaki o masadaki fotoğrafı getirmeniz mümkün mü bana? Hüseyin abi yorum yapmadın dedi Raif Ugan'a. Ben yorum yapar diye bekledim. Yorum yapmadı. Ben sana bir yorum yapacağım şimdi. Zorunda değilsiniz ya. Ben bir yorum yapacağım bak şimdi. Hayır arkadaşlar. Katılacağız. Hayır hep beraber katılacağız. Hayır yorum yapmak zorunda değilsiniz. Yani adam olayı anlattı. Şimdi öyle köşe yazarları var. O geldi bu geldi. Şu, ya o haber abi yorumunu yorum millet köşe yazıyor. Yorum. Ben ondan dedim Raif Ugan'a. Yorum yapmadı adam. Mümkün maç anlattı gibi olayı anlattı. Yaptı. Üçlü fotoğrafı. Arkadaşlar. Şey. Evet. Ha. Şimdi bak. Tam ekran şimdi ver önce bak, bir. Şimdi bu fotoğrafı bir çok acayip bir fotoğraf bu. Bak şimdi. Yunus Tever'den başlayalım. 15 gün sonranın tablosunu çizerek. İl başkanı da kalabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı da adayı olabilir. Erenler Belediye Başkanı adayı da olabilir. Serdoğan Belediye Başkanı adayı da olabilir. Kim o? Yunus Tever'den başlayalım. Tamam. Geldim Yusuf Alemdar'a. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da olabilir. Adayı zaten. Adayı. Ha. Adayı da olabilir. Serdivan Belediye Başkanı adayı da olabilir, hiç görevde almayabilir. Gel Burak Erken'e. Emekli de olabilir. Emekli de olabilir. Emekli olmaz. Yani emekli olmaz ama şu anda aday belediye gösterilmez. Yani şu anda emekli şey yapmaz, aday gösterilmez. Başka partiden mi girer? Hayır. Yok, ya bu Ali İnci de sonuçta. Ankara'da değerlendiriliyor. Ha o anlamda. Onun gibi.
Gel Burak Erken'e. Serdivan belediye başkan adayı olabilir. İl başkanına gelebilir Yunus Sever giderse. Serdivan ilçe başkanı olarak devam edebilir. Abi masadaki 3 kişinin denklemi bile kafa karıştırıyor. Bak o kadar... Diğer ikisine de bir şeyler bul. Abi Yusuf Aldızoğlu ile Coşkun abinin bir görevi olduğunu şey yapmıyorum ama eğer Serdivan ilçe başkanı olsa Yusuf Aldızoğlu ile... İkisi de Serdivan ilçe başkanı olur. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani Serdivan ilçe başkanlığı boş alırsa... Yusuf Aldızoğlu da Coşkun Koşubaşı'ydı galiba Coşkun abinin soyadı. Bu bak, fotoğrafta kaç başkan bak, görüyorsunuz? Kaç tane başkan görüyorsunuz? Kaç tane denklem görüyorsunuz? Müthiş fotoğraf. Bak, belki müthiş fotoğraf. Meclisi olacaklar. Abi bak o da olabilir. Bak o da olabilir. Dön bize. Bu fotoğraftakiler aynen görevlerine hepsi şey devam edebilir. Hepsi bambaşka yere gidebilirler. Abi böyle bir 15 güne fotoğrafın giriyoruz. Fotoğrafın dili var ya aynı öyle oldu. Aynen bak böyle bir sürece giriyoruz. 15 gün. Şey zaten beden dilini okuyacak zaten. Şöyle oturdu. Yapıyor için teyzemem oldu. Anlamam. Yusuf Alemdar şöyle oturdu. Anlamam. İşte bu anlama şimdi geliyor. Papatya falı gibi fotoğraf. Beden diline de sen şey yap abi. Beden dili. Abi ona inanmıyorum zaten. Adam çıkıyor. Yok. Biden elini böyle yapmış. Adam o anda fotoğraf denk geldi. 1000 tane fotoğraf çekiyorlar. Bunu okuyor adam. Yani niye anlamadım ki ben bunu? Bir anlık bir fotoğraf karesi yani. Evet. Mesela şey vardır. Amerika Başkanı bacak bacak üstüne attı. Tayyip Erdoğan da bacak bacak üstüne. O farklı. Onlar da beden dili mesela. O tamam. Onlar mesajlar. O tamam. Siyaset nezaketi, diplomatik nezaket. Yani. Beyzbol sopası gösterdi orada. Evet. Hatırla Ecevit'in olmuşu fotoğrafı. Ecevit keresi değil o. Kimdi o? Bülent Ecevit'e değil o. Yok muydu o be? O idare. Obama. Evet, Obama geldiğinde Ecevit... Papatya falı gibi fotoğraf. Bülent Ecevit evet, şeydi. Siyasete emekli olmuş zaten. Abi, 2008'de geldi. Bush. Arkadaşlar nereye gittiniz? Tam Amerika'da. Ben nereden de söyledim? Beyzbol sopalı Obama'nın abi. 2018. 2018. Şey gibi. Bir şey ortaya atıyorsun. Bunlar başladılar. Ya ama Hüseyin abi yanlış bilgi veriyor. Beyzbol sopasını kim koymuş oraya? Benim bak bilgimi böldürüz. Beden dilini konuş. Bayrak orada yamuk mu duruyor? Simetri var mı falan. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Bak şimdi. Böyle bir fotoğraf. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne orada Yunus Tever'in de ben aday adayı olabileceğine ihtimal veriyorum. Çok yüksek ihtimal veriyorum hem de. Büyükşehir Belediyesi'nde aday adayı olabileceğine ihtimal veriyorum. Yüksek ihtimal veriyorum. Gerçi MHP'ye de yüksek ihtimal veriyordum. Ankara onay vermedi. Bu sen sefer yüksek ihtimal veriyorum. Abi Yunus Tever ama ikisi de istedi. Yani sen Yunus abiye yarın bir gün 10 yıl sonra röportaj yaptığımızda ya biz o zaman iddia etmiştik ne diyorsun dediğimde evet istemiştim der. Bugün siyasetten diyemiyor. Neden? Çünkü kendisi il başkanı ve izin alması gerekiyor. Yunus Tever için hep erenler geliyor. Yani başvurusunu Büyükşehir'e yapacak diye biliyorum. Çünkü bir il başkanı bugüne kadar hep öyle oldu. İşte il başkanı Büyükşehir'e yakışır. Kendisi nereye şey yapılırsa ama tabii hocam onay almışlar. Fevzi Kılıç Adapazarı dedi. Erenler'e gitti. Yusuf Alemdar Büyükşehir dedi. Serdivan'a gitti. Onun gibi olur yani. Bu da Büyükşehir der. Başvuru yapar. Erenler'e diye öyle bir muhabbet var. Niyeti var Yunus, olmaz, Yunus Başkan'ın. Genel bana yönetim, böyle sağdan fotoğraflar geliyor. Teşkilat Başkanlığı izin verirse. Ben Yunus Başkan'ın Erenler'i istediğini düşünmüyorum. Ya o istemiyor ki. Bir yere gönderiyorlar. Abi Fevzi Kılıç da istememişti Erenler. Yusuf Alemdar da istememişti. Serdivan AK Parti biraz bu işleri il başkanına takdir ettiğini, yani istediğini değil de takdir ettiğini veriyor. Ben Yunus da veriyorum. Böyle, ama gönülsüz mesela abi ben, rahmetli Fevzi Kılıç da adam hazır istedi. En son röportaj yaptım. Yani program yaptık. Orada sordum ne istiyorsun? İşte gelecekte siyaset açısından ne istiyorsun diye. Ben tekrardan il başkanı olmak istiyorum dedi. Kim? Fevzi Kılıç mesela o programda. Bazı görevler oturmaz abi adam özledi büyük. Mesela ben yani. İl başkanlığından dedi emekli olmak istiyorum veya il başkanlığından dedi ben o görevi dedi unutamıyorum dedi yani. Ama Fevzi Kılıç istediği yere gidemedi ki. Belediye başkanlığını oturmadı. Sonradan ama şey yaptı. İlk başta oturmadı sonradan oturmadı. Alıştı ve ekibini de iyi kurdu iyi bir süreç götürdü. Benimsedi götürdü ama isteyerek gelmedi oraya. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin Yusuf Alemdar'ın geçtiğimiz hafta verdiğim bilgide ben yorumlara dayanarak, izlenimlerime dayanarak 3 dönem için teşekkür edildiği izlenimini vermiştim. Aslında kendisi Büyükşehir Belediyesi'ne aday adaylık için usulen söylemiş. Kendisi hayırlı olsun demişler. Ondan sonra sahaya çıkmış. Yani süreç o yoksa Yusuf Alemdar'a Serdivan'a devam etmeyeceksin. 3 dönem konu uygulayacağız denmemiş. Bu bilgileri revize etmiş olayım. Kendisi Büyükşehir'e adaylığını usulen aktarmış. Ben aday alıyordum. Tıpkı Murat Kaya gibi biliyorsun. Murat Kaya da milletvekilliği için istifa edecekti. Onun istifa etmesi gerekiyordu. Bayağı bir tur yaptı. Ondan sonra aday adayı başvurusunu yaptı. Mesela Ahmet Acar'a istifa edeceğim dedi. İzin yapmadı. Vermediler. Evet izin vermediler. Yani, Yusuf Murat Alem... Kaya Mehmet Özeseki'den evet. Şey aldı yani.
Peki şimdi İzin Yusuf Alemdar sahaya çıktı. Şimdi Yusuf Alemdar'ın sahaya çıkması kolay abi. Neden kolay? Yerel yönetici, Sardıvan'da ilçe Sardıvan ilçe belediye başkanı. Otomatik olarak zaten kendi Sardıvan'a da çalışsa, Büyükşehir'de çalışsa AK Parti için çalışıyor. Burada problem yok. Rüstem Keleş genel sekreter gerekli izinlerini almış, sahaya çıktı, problem yok. Rıdvan Duran bir bürokrat. Şimdi resmi aday adaylık takvimin açıklanmasını beklediğini ben biliyorum. Rıdvan Duran'ın başvuracağını tahmin ediyorum, aldığım bilgiler bu yönde. Büyük bir ihtimalle dün belli oldu biliyorsunuz, 9-17 Aralık arasında başvuruları alacaklar. Büyük bir ihtimalle Rıdvan Duran da önümüzdeki hafta böyle bir fotoğraf verecektir ve aday adaylığını açıklayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü henüz daha takvim belli değil. Şeye katılıyor musun ama? Yani Cumhurbaşkanlığından izin alacağına katılıyor musun? İzin almadan aday olur mu? Abi, bakandan izin alır diye tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın izin alması demek... Yani şu... Yani bakandan, neyse, bakandan, evet, bakandan çünkü ya Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konu için ya orada bakan var. Bakan olsa anlarım. Bak, bakan olsa en üstte Cumhurbaşkanı. Ya ama yani Sayın Rıdvan Duran'ın... Cumhurbaşkanı deme, takılı kalma. Bakan de. Tabii Sayın Rıdvan Duran'ın... İzin almadan olmaz yani. Abi, tabii ki. Herhalde. Tabii yani, ki abi yani. Tabii ki yani. Zaten mümkün mü böyle bir şey? Tahminleri gereği alması lazım yani. Tabii, mümkün mü? Adamı yarı yolda mı bırakacak? Ama şeyde de şöyle konuşuluyor. Yani işte benim dediğimi konuşuluyor. Sen bekle diyecekler diyorlar orada. Abi bu biraz çünkü, yorum değil, bu biraz daha şey yani, çünkü adam bu noktadan sonra ben Rıdvan Duran'ın bu kadar renk verdikten sonra aday olmayacağını zannetmiyorum. İhtimal vermiyorum. Ben bir şey diyorum, şeyi de konuşulan aktarıyorum burada. Olabilir, olmayabilir, onu bilmem ben. Rıdvan Duran da başvuracaktır. Görev adamı, eğer kabul etmezlerse, sen devam et derlerse, ona da devam edecek yani. Şey Bakan Yardımcı'nın istifa etmesi de gerekmiyor da olabilir, bak bu konuda da şey değil. Bilmiyorum. Gerçi kamu görevlisi istifa etmesi gerekiyor, geri de dönebilir, belki boş kalacaktır şeyi. Evet. Ama ben Rıdvan Duran'ın kesinlikle adayı başvurusu yapacağına ihtimal veriyorum, düşünüyorum, aldığım bilgiler de bu yönde. Ben Yunus Tever'e bir tek soru işareti koyuyorum, Rüstem Kereş'in de... Gittiği ziyaretlerde ben Büyükşehir'i istiyorum dediğini de biliyorum. Yani mesela Satso ziyaretinde Büyükşehir'i demiştir. İşte Sesop'u ziyaret etti, Büyükşehir'i bizim kulağımıza geliyor. İster istemez geliyor. Demiştir. Yani, demiştir mi? Demiştir. Ama net mesela haftalardan beri ben Rüstem Kereş Büyükşehir diyorum. Her tarafta da söylüyorum. Bana hiç biz Sardıvan demedi. Eyvallah. Demedi. Yani biz Sardıvan'ı istiyoruz. Rüstem Kereş Büyükşehir adayı. Onu söyleyeyim. Biz de sana bir soru soracağım. Sor abi. Ya şimdi Yusuf Alemdar da Serdoğan grubu, işte burada gruplar var ya, Rüstem Kereş'e Serdoğan grubu nasıl olacak? Serdoğan grubundan kastım. Ya Serdoğan grubunun destekleyen gruplar var abi yani öyle. Ha yok, o abi şöyle, siyasette saflar bazen çok net ayrılıyor ya. 2-3 hafta önce kırılma noktasıydı. Artık herkes, her aday kendi, bence her aday kendi ismini destekliyor. Yani şöyle, aynı mahallede oturuyor olmaları onu bir grup haline getirmez. Şöyle düşün. Ya şöyle daha açık sorayım. Yani orada şimdi Zeki Toçoğlu faktörü var. Orada bir cenah var yani. Zeki Toçoğlu'nun da içinde olduğu. Serdoğan grubu var. Evet. Bu grubun içinde bir kere kesin Yusuf Alemdar var. Evet. Rüstem Hoca da o grubun içinde. Bilmiyorum. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Şimdi o ne kadar bir kanaat oluşturur? Bu da konuşuluyor. Şimdi bu ne kadar bir kanaat oluşturur? Bu aslında şeyin gündemi Hüseyin abi. Adaylık gündemi. Adaylık için böyle bir gündem yok bence. Neden? Çünkü o isimler adaylığı belirleme sürecinde... Etken ama, değil, belirleyici faktör sonra, değil. AK Parti aday olduktan sonra... Bitti zaten, yani, sorun kalmadı ki yani. Hayır, onu diyorum. Bu temayüle gidildiğinde... Bu süreçte de Serdivan Karabürçek... Bu süreç önemli. Hayır, Serdivan grubu, Karabürçek grubu veya işte böyle bir Kocaeli şey grubu falan... Bunların da çok önemi yok ki ya. Ben sana diyorum yani, Cumhurbaşkanı ne derse olacak yani sonuç olarak. Hayat, onu kabul ettim. Anketlerden de, anketleri de... Böyle ben Hüseyin abinin konuyu nereye çekmek istediğini... Konuyu bana çekmek istediğini anladım. Bence o grup işi... Ama şöyle... Grup işi var abi eskiden beri. Tamam, var da bu... Bak... Bir ara Şaban Düşlü grubu vardı burada. İlçe başkanlığı için, ilçe belediye başkanlığı için belki önemlidir de... İl belediye başkanlığı için, daha doğrusu Büyükşehir için önemli olduğunu düşünmüyorum. Bak, bir ara burada gruplar vardı. Şimdi bunları söyle, hiçbiri kabul etmez. Tamam mı? Eyvallah, kimse de kabul etmesin ama şehirde konuşuyor. Şaban Düşü grubu, Zeki Toçoğlu grubu. Abi çok güzel bir konu konuşuyorken gene dağıttın ya. Hayır ama gruplar var. Bir yere çıkmayacak ki bu konu. Ama bir de bir yere çıkmayacak ki bu konu. Serdoğan grubu en fazla bir dakikada. Bahsetti Zeki Toçoğlu'nun 10 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanı dönemindeki Serdoğan'la gelen ekip. Abi Rüstem Kereş destekler. Rüstem Kereş Yusuf Alemdar'ı destekler. Yusuf Alemdar'ı destekler. Zeki Toçoğlu'nun bir kanaat belirtmediğini biliyorum. İki tane destekli isim olduğu için. Bunu soruyor musun? Bu kadar sana? Yani bir kanaat belirtmiyor şu anda. Gruptan iki tane aday çıkıyor. Çıkabilir abi, üç tane çıkabilir. Zeki Toçoğlu'nun kanaat belirtmediğini
belirtmesi... Onu soruyor işte bana. Ben yani, açmam bu konuyu da onu soruyor. Sadece Zeki Toç'un grup oldu. Öyle sadece Zeki Toç'un oldu. Ya Hüseyin abi grup abi, diyorsun. Zeki Toç'un diyorsun. Koca Ali'den Tarakli'ye kadar her yere şey yani. Canım kardeşim. Hüseyin abi parasız açtığı için cevap verdim. Bu konuyu özellikle açmam yani. Arkadaşım bak ben farklı bir şey anlatıyorum. Şimdi orada bir grup var. Tamam siz yani ne kadar okuyorsunuz bilmiyorum da. O gruptan iki sen tane isim okuyorsun. Sen deneyi okuyorsun. Aday aday oluyor. Nerede yazıyor da okuyacağız? Tamam bak bir şey anlatıyorum. Söylüyorum sana bak. Ne kadar okuyorsunuz bir, değil mi? Ya bu şu anda okumadan bahsediyorum. Ha, durumu orada, analiz etme. Ha, orada bir grup var. Bu önemli çünkü. İnce bir kıssas var orada. Bir grup var ki ciddi bir grup bunlar. Serdivan'da. Şimdi Yusuf Alemdar da Üstad Keleş de aynı grupta. Şimdi zaten aday olduktan sonra o grup kim adaysa onu destekler. Problem yok onda. Tamam. Doğru. Yani şu anda önemli olan, şu anda önemli olan hangisini destekleyecekler? Onu anlatmak istiyorum. Çünkü bunun Ankara kulisleri var, bu kulisler var, anket çalışmaları var da var. Yani şunu da diyebilir Sefa mesela. Abi ikisini de desteklerler hangisi çıkarsa. O da başka mesela. Herkes yani çok ya hiçbir yere oturtamıyorum bu soruyu. Gönlündeki adayı destekler. Hiçbir yere oturtamıyorum bu soruyu. Ki, nereye ben de şuraya oturtamıyorum. Yani. Yani şimdi Sakarya'da 16 tane ilçe var. 16 tane ilçede de işte AK Parti'de büyükşehir konuşuyorum ben hayatım. Büyükşehir. Tamam o zaman Serdivan'dan niye bahsediyorsun? Sadece abi, Serdivan büyükşehir belirli. Hüseyin abi gene çok gereksiz bir yere çektin ya. Ya anlamıyorsunuz tamam devam et. Anlıyoruz abi anlıyoruz. Demek istediği şu. Ekranda diyor ki, anlamıştır. Diyor ki Ekrem Yüce karşısında bir grup var. O grup ikiye bölündü. Ama burada o iddia çıkmaz abi. Zaten Ekrem Yüce en güçlü aday. Abi, i̇kiye bölünmelerine gerek yok. Yani bunu icat etmeye çalışmak bak, bir şeye yaramaz. Gene açıkla abi o zaman. Anlatıyorum anlamıyorsunuz ki. Bir şey yok. Bak bir de anlatayım. Bak bir Serdivan grubu var. Önemli bir grup bu kentte kendilerine göre veya toplumda konuşulan. Diyorum ki şimdi iki tane aday çıkacak oradan. Bir Üstam Kireç, bir Hüsnü Alemdar. Ve bu grubun önemli olgusu, çalışması aday olduktan sonra önemli değil. Zaten kim aday olsa onu destekler herkes. Problem yok. Şu anda hangisine o grup hangisine daha ağırlık verecek, daha hangisine daha çok omuz verecek desem onu soruyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aday olduktan sonra problem yok. Yani Rüstem Hoca da aday olsa, Yusuf Başkan da aday olsa desteklerler zaten. Bu süreç önemli. Kendi aralarındaki süreci anlatıyorum. Ekrem Hoca'ya falan yok. Tam benim dediğime çıkıyor burada. Aslında ama gene reddetti. Burayı anladım da Cumhur abi. Ben şunu anlamadım. Adayı belirlemede bu Serdivan'ın ikiye bölünmüş olması, beşe bölünmüş olması ne kadar etkili olacak? Etkili olur abi. Adamla çalışıyor. Sıfır. Sıfır. Size göre sıfırsa devam et. Ben de burayı anlayamadığım için. Bana göre devam. De etkisi yok. Bana göre de etkisi yok. O yüzden şey bana yapayım. Göre yani sen buraya niye böyle parantez açtın? Niye oraya abici? Bunda sivil toplum örgütlerine gidecekler. Şimdi gireyim daha detay mı? Yani, sivil toplum sahaya çıkacaklar. Kalabalık bir ilçe ya kardeşim bak şimdi bunlar sahaya çıkacaklar. Sivil toplum örgütlerine gidecekler. Birçok kere gidecekler. Tamam mı? Şimdi adam diyecek ama ki Serdivan, bizim... Serdivan grubunun bütün şehri mi? Serdivan grubu, sivil toplum kuruluşları mı şey mi ya? Bütün şehre... Bütün şehre Serdivan grubu ne derse... Bütün şehre hükmetmiyor. Ama bir zamanlarda Şaban Dişli grubu vardı, Zeki Toçoğlu grubu vardı, Ali İhsan Beyler vardı, vardı ama vardı. Şimdi bu gruplar sektörüze çalışıyorlar. Anlatabiliyor mu? Bu grup iki tane aday bölünecekler diyorum. Onu anlatamıyorum. Aha, az önce bunu söyledim, reddettin. Tam bunu söyledim az önce. Dedim ki tezim bu. Hayır gerek yok. Şimdi ben anlatamıyorum. Ben cahilim. Ben anlatamıyorum. Ne alakası var abi? Anlatamıyorum bir abi. Bir de psikoza giriyorsun. Ben cahilim. Öyle bir şey demiyoruz. Nasıl anlatayım? Daha ağzından çıktığı an anladım. Az önce dedim ki bu dedim. Ama hayır dedim. Hayır, benim dediğimi söyledi. Ben sorunun cevabını alamadım. Ama bunlar aynısını söyledi. Nasıl çalışacaklar diyorum. Abicim nasıl çalışacaklar? Kime ağırlık verecekler? Kime gidecekler? Yani cevabı sahada senin dediğini de anlıyorum. Arkadaş orası neydi bu grup ya bunun dediği olmayacak ki bu kentte. Kabul ediyorum ama sen de takdir edersin ki yani şimdi Hüseyin Canlıdır'la sen bir yola çıkıyorsun. Zafer Tokuş hanginize ağırlık verecek? Değil abi, mi? Çok açık değil mi? Parti teşkilatı Yusuf Alemdar'la tam gerisi gerek yok Yusuf Alemdar'a. Parti teşkilatının arkasını almış. Belirleyici faktör o. Temayülde oy kullanacak onlar. Ya, tamam kapat tamam. Bunu işte bu kadar bu kadar bitecek abi, zaten. Ama zaten açık onu. Yani. Sen ilk başta o renkçe bu renkçe. Yusuf Alemdar'da sektörde bitti. Diyemiyorum onu. Ya fotoğrafı anlatmaya gerek mi var bu fotoğrafa? Büyük ilçe belediye. Ya fotoğrafa da bakıyorsun. 3 gün sonra Üstem Keleş gider.
Fotoğrafa bak diyor bu. Ya neden Burak Erken orada olur mu? Hangi ilçe başkanı olur orada? Ya Hüseyin abi gözünü çok gereksiz bir konu açtın ya. Ya 3 gün sonra 3 gün sonra Hüseyin Hoca gidecek oraya, oturacak oraya. Ne diyeceğim? Fotoğraf belli mi diyeceğim? Ya bir ilçe başkanı orada olursa belli diyeceğim. Ya ilçe başkanı... Tamam. Ya Burak Erken ilçe başkanı abi. Ya bu işte zaten ya. Grubun başı... O nasıl Erdoğan'dan? Burak Erken değil ki orada grubun başı. Orada ağır toplar var. Şimdi isimle tek tek saydırma bana. Orada ağır insanlar var. Sadece Burak Erken de biliyor ki... Bir yere çıkmaz. Erdoğan teşkilatı kimi destekleyecek demiyorum ben. Anladım. Erdoğan grubu kimi destekleyecek diyorum, anlamıyorsun. Anladım. Burak Erken orada olması çok önemli. Çünkü... Çok iyi anlıyorum. Teşkilat kimi destekleyecek diye soru sormuyorum. 10 saniye verir misin? Hüseyin abi çok iyi belki anlıyor. Belki Rüstem Keleş'e de ya ver bir, on saniye. Çok iyi anlıyoruz. Rüstem Keleş CHP'den mi aday olacak? Abi. Burak Erken diyecek ki belki nezaketen Hüseyin ben seninle de gidiyorum. Valla sabırsın. Gitmese yakışır zaten. Bak diyorsun ki bir soru soruyorsun. 10 saniye bölmeden beni dinleme cesaretin var mı? Medeniye cesaretin var mı 10 saniye bölmeden? Sefa sen bu işi yakalayamıyorsun bu akşam. Anlaşamayacağız sen bununla. 10 saniye bak bölmeden. Ya sen haklı olsun. Bekle bak. Diyorum ki Hüseyin abi soru soruyor. Cevabı veriyorum. O cevap beğenmiyor. Şimdi bunu veriyorum, beğenmiyor. Bu cevap budur diyor, benim verdiğim cevabı veriyor. Az önce verdiğim bir cevap. Dedi ki, Serdoğan taşı, tabii ki Yusuf Alemdar destekler. Serdoğan grubundan mısın? Sen şu, dönüyorsun teşkilat. Şuna katılıyorum. 25 ya katılıyorum. Tamam, bak şuna devam katılıyorum. Et. Ya anlatamıyorum. Tamam. Sefa anlaşamayacağız. Devam et. Şimdi sen ne dinlediler? Normal bir şey değil ki desteklemesi. Arkadaşlar yani. Siz de dinlediler. Ben de dinlediler. Sen anladın mı Hüseyin abiye? Anlamadım. O beni hiç anlamadı ki. Ya beni hiç anlamadı ki. Ben anladım. Cevabı verdim. Olay şu. Hüseyin abinin tezi şu. Ben de bu teze katılıyorum. Bastıra en son gelmişse. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'na karşı Serdivan'da Zeki Toçoğlu'nun başını... Ona karşı değil işte. Ekrem Yüce'ye karşı değil. Kendi aralarında diyorum. Bak gene anlamıyor abi dediğimi anlamıyor. Peki. Ekrem Yüce'de yapılan bir yarışta değil. Abi iki tane adayım var diyor. Sen bir grupsun. İki tane adayım var. İlçe teşkilatına karıştırmıyorum. İki tane adayım var. Hangisine ağırlık vereceksin? Onu soruyorum. Bak iki tane adayım var. Grup olarak. Bir şey hangisi ağırlık verecek? Şey onu soruyorum. Ben peki. Sivil toplum örgütüne gideceksin. O zaman ben soracağım. X sivil toplum örgütüne gideceksin. Ne diyeceğim? Yusuf Alemdar'ı destekleyeceğim. Rüstem Keleş'i mi destekleyeceğim? Değil mi? Bunlar önemli kriterler. Ben bir şey demeyeceğim artık. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. İyi, ben de işte buraya nasıl geldiğini anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Anketlerin bittiğini söylüyorsun biraz önce. Sivil toplum örgütlerinin bu saatten sonra bitti. Nasıl... Bak bir şey söyleyeyim. Bak, ben bildiğim bitti. Ama AK Parti bu. Açık kapı bıraktım orada. 3 gün sonra der ki bir anket daha yapın. Yani bitti ben, benim bildiğim. Bundan sonra grupların işte bir X bir derneğe gidip şu X kişiyi destekle demesi, Y derneğine gidip Y kişiyi destekle demesinin ya bence ama hiçbir faydası yok. Kamuoyu ama kamuoyu oluşuyor. Sen hiç duydun mu Sakaryaspor'da, bak Sakaryaspor için derler bunu. Şehirde bir rüzgar yakaladık. Bak dikkat et. Anketler bitti ama bir daha yapar anketler. Şu anda bitti diyor biliyorum ben. Bana öyle geldi ama bir daha yaparlar. Bak şehirde bir hava yakalanır biliyor musun? Sakaryaspor'da olur bu. Şehir, bak ben isim Raif bilir o işi. Şehir bayraklarla donatır. Herkes çocuğunu alan maça gider. Türbünler dolar. O şehirde bir havayı yakalarsın. Şimdi adam bir tanesi bir hava yakalar. İlçede de yakalayabilir. O havayla giderler. Her şey değişir. Sivil toplum örgütlerinde kendine göre denklemleri var. Tamam mı? Ankara tanıdıkları var. Hani dalga dalga bu yayılır. Anlatabiliyor musun? Bunlar önemli kriterler kardeşim. Bunları böyle bence ya nasıl? Falan olmaz bu işler. Bak bir rüzgar eser. Rüzgarı hiç arkana aldın mı sen? Bir rüzgar eser. Sakaryaspor'da oluyor bu. Bütün şeyi bayraklar donatır. Kısa anlatıyorum sana. Hani öyle bir rüzgar yakalarlar. Ama burada da şurası çok net yani şunu da söylemek gerekiyor. Yıllardır birlikte siyaset yapan isimler Yusuf Alemdar ve Burak Erken, Serdivan İlçe Örgütü. Bu çok da şeydir yani çok da anormal görmüyorum seninle ilgili genel anlamda baktığım zaman. Bu anlamda da başka hiçbir aday ya da hiçbir örgütün ya da aday Yusuf Alemdar'ın Serdivan'dan mücadelesi kim alamaz yani işin matematiğine bak. En son ben fotoğrafı anlatıyordum. Hüseyin abi bir aldı sözü. Nereden çıktığımızı anlamadım. Ya Burak Erken nereden çıktığını anlamadım. Şey ki. Adam ilçe. Abi lütfen ben konuşayım. İlçe başkanı çok, çok normal yani. Hüseyin abi kardeşlik hatırım için. Anormal bir şey yok. Kardeşlik hatırı için biraz konuşayım mı abi? Bir şey daha söyleyeceğim. Anormal olduğunu söylemedi. Şimdi Rüstem Keleş'te onu Burak Erken'i görsem örnek veriyorum. Yani atıyorum. Anormal bir şey değil ki. Normal yani benim için. Rüstem Keleş'e örnek veriyorum. Serdivan İlçe Başkanı'nın gitmesi
Sence anormal değil mi? Abi bir de yok, yani. Anormal derken yanlış şey söyleyebilir miyim ya? Bu desteğini açıklamaz mı yani? Ya bu anormal bir şeydi ki mesela el mi ütürürüz? Sen bu akşam bir garip anlamıyorum. Ben aslında ben de büyük şey oynardım. Bu akşam biraz şey yaptım. Garip iddialarda bulunuyorsun. Sen iddialarda bulunmuyor musun? Çok doğal mı? Hayır doğal. Valla bana da öyle geldi. Özellikle susuyorum. Ya doğal bir şey kardeşim ya. Safa dedi ya Ekrem şey. Sen diyor kardeşim ben bundan bahsediyorum teşkilat. Diyorum bak Burak Erken orada. Ya abi teşkilatı konuşmuyorum ben diyorum. Hüseyin abi komik. Grubu konuşuyorum. Ya kardeşim, bir de haklı gibi hareketler yapıyorsun. Bu televizyonu insanlar şimdi izliyor Safa mu? Dedi ya Rüstem Kereş. Büyükşehir Belediye Başkanı. Kararı insanlar versin. Tek tek konuşalım abi. Safa dedi ya yani kamuoyla bunu konuşuyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak Rüstem Kereş için. Şimdi ben Rüstem Kereş'in yerinde olsam ben de ilk etapta niye böyle el küçüklüğüm, el büyütürüm yani büyükşehir giderim şansımı denerim. Olmazsa zaten Serdivan için potansiyel adaylardan biri olsun. Yıllarca hep böyle oldu. Mesela bir önceki seçimlerde Ekrem Yüce Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Yusuf Alemdar'ın Serdivan işte ne oldu net olmadı süreçte anketler olmadı mı? O anketlerden birinde Rüstem Kereş de vardı zaten Serdivan'la ilgili. Dolayısıyla bu yaptığını bu anlamda ben stratejik ve politik olarak doğru buluyorum. Rüstem Kereş'in onda değil mi yani? Sana bir şey daha söyleyeyim mi? Abi ben size ben zaten hiç konuşmuyorum ki hiç konuşmuyorum evet, ki. Bir dakika hiç niye sen üzerinde? Tamam abi bu konuyu geçelim. Sorumu geri aldım. Bu konuda tamam, anlaşamayacağız. Bir dakika abi sorumu geri aldım. Abi. Devam et. Sorumu geri aldım ya. Devam et. Allah bu kadar. Evet sen Sefa bu resimle ilgili konuşuyor mu daha? Abi yok. Şöyle biraz fazla da şey yaptık fotoğrafı. Yusuf Alemdar hayırlı uğurlu olsun. Kıran kırana bir yarış geçecek Büyükşehir Belediyesi'nde. Ama Hüseyin abinin iddia ettiği tez şu. Sen iddia ettin demeyeyim. Benim söylediğim diyeyim o zaman. Geri çekeyim. Mevcut Serdivan'da Yusuf Alemdar da Rüstem Kereş'te mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nı değiştirmek amacıyla yola çıkıyorlar. Serdivan tandanslı şeyde Rüstem Kereş de oradan besleniyor. Neden? Çünkü Zeki Toçoğlu'nun yakın ekibinde yer almış. Zeki Toçoğlu'nun desteklememesi imkansız zaten Rüstem Kereş'e. Bu Ekrem Yüce karşısında konumlanan bir süreç. Ben bu güç dengesinin çok bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Buradaki asıl güç dengesi aslında Ekrem Yüce, Rıdvan Duran ve Yusuf Alemdar arasında geçecek. Ve mevcut belediye başkanının AK Parti'nin teamülleri gereği daha şanslı olacağı bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz? Az önce anketten bahsettiniz ama hiçbirinizin bahsetmediği bir detay vardı. Raif abi girdim kısmen bilmiyorum. Örneğin X kişi Raif Ugan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Ankette %5 aldı. Raif Ugan'ın %5'i Ekrem Yüce'nin %30'undan daha eftal sayılıyor partide. Kıymetli sayılıyor. Neden? Çünkü o 5 yıldır belediye başkanı. Bir tanınırlığı var, bilinirliği var. Raif Ugan ise hiçbir PR yapmamış, billboardlara çıkmamış, televizyonlara çıkmamış, adı geçmiyor. O yüzden anketler aslında rakamsal değil, daha çok farklı ölçme yöntemlere değerlendiriyor. Onu da söylemiş olayım. Evet bu. Değişik bir diplomat oldu. Çünkü bu eşyanın tabiatı gereği böyle. Hı. Şimdi atıyorum Arifiye'de birazdan konuşacağız. Bir sürü adayımız var. Şimdi İsmail Karakulukçu'nun anketiyle Remzi Adıyaman'ın anketinin bir çıkması mümkün olabilir mi? İmkansız. Evet.